Alarko gayrimenkul için hazırladığımız grafiğimizde gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz bir hedefimiz vardı. Burada kısadaki hedefimiz olarak belirlemiştik 25 bölümü. Bu hafta için o 25 hedefi gerçekleşip daha yukarıdaki kapanışı gerçekleştirdiği için Alarko gayrimenkulde artık yeni hedef bölgemiz 29.05 olarak belirlemiş olduk. Ve geri çekilmelerdeki en önemli birinci destek bölgemiz 25.15 olarak yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemiş olduk ve geriye dönüşlerde de tabii ki kesin stop noktası olarak 24.45 bölgemizi belirlemiş olduk. Şu üçgen bölümü içerisinde hareket ederek bu bölüm doldurulabilir. Bu bölüm doldurulmadan da yukarı devam ederek buradaki önemli direnç noktası, birinci direnç noktası artık 26.75 olmuş. Daha sonraki direnç bölgemizde burada görmüş olduğunuz gibi 27.55 bölgesi olarak gözüküyor. 27.55 bölgesini geçerek üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse 29.05'e doğru olan hedefine hızlıca gitme imkanı oluşturabilir. Emlak konut grafiğimizde de gördüğünüz gibi oluşturduğum şablonda iki odun hedefine doğru yükselişlerini devam ettirirken bu bölgedeki direnç noktamız olan 2.19 bölümün üzerinde kapanışları gerçekleştirmeye çalışmış ve bu hafta için o bölgeye yakın bir kapanışla bu haftayı tamamlamış. Tabii bu üçgen bölümün üzerine çıkış yapıp şu ara bölümde kapanışlar gerçekleşmediği sürece daha yukarı gitme ihtimali şu an için yok. Bu bölümü doldurmak isteyebilir. Geri çekilmelerde yine aynı şekilde 2.11 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz, 2.02 de kesin stop bölgemiz olarak takip edebiliriz. Ak gayrimenkul için hazırladığımız grafiğimizde de bu hafta için çok fazla bir değişiklik olmamış. Gördüğünüz gibi 2.64 bölümünü yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemişiz. Ve o bölgeye geri çekilerek orada biraz yataylığını devam ettirmiş bu hafta için. O bölgenin altına düşüş olmadığı sürece güçlenerek yukarı hareketleri, tepkisel hareketleri yaparak buradaki en önemli direnç noktası olan 2.94'e bir tepkisel hareket getirebilir. 2.94 üzeri kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıdaki 3.40 hedefine doğru devam eden süreci başlatabilir. 2.64 altındaki kapanışlar olursa burada görmüş olduğunuz gibi 2.50 bölgesi kesin stop bölgemiz ve kanalın düzeltme kanal bölgemizin de alt bölgesi olan 2.40'a kadar olan düzeltme durumunu meydana getirebilir. O yüzden 2.64 bölgesinin altında kapanışlarda dikkatli olmamızda fayda var. Burada görmüş olduğunuz gibi şablon durumumuzdaki kesişme noktamıza çok az bir zaman kaldığı için pazartesi ve salı günkü işlemler önemli bir durum teşkil ettiği için iyi takip edilmekte fayda görüyorum. Işıklar gayrimenkuldeki grafiğimizde çok fazla, onda da bu hafta için değişiklik olmamış. Bu bölümde yataylığını devam ettirmiş ve 0.80 yarı yarıya stop bölgemize yakın hareketlerini devam ettirdiği için alt bölüme sarkarsa 0.80'i kesin stop olarak takip etmemize fayda var. Ve buradaki üçgen bölümde doldurulmak üzere gördüğünüz gibi bu hafta önümüzdeki hafta için tepkisel bir hareketle 0.95 hareketini gerçekleştirip o tepkisel hareketi verebilirse ve üzerinde kapanışları da yaparsa yukarı hareketi büyük ihtimalle başlatarak tekrar birli bölgeye, 1.05'li bölgeye doğru bir hareket gelip orada kalıcı olan hareketleri yapması gerekiyor artık. Bu durumu gerçekleştikten sonra yukarıdaki 1.20 hedefine doğru hareketlenmeyi başlatacak konuma geçebilir. 0.88 altında dikkatli olmakta fayda var. İhlas gayrimenkul grafiğimizde de gördüğünüz gibi cuma günkü bir tepkisi hareketle yukarı bir hareketi başlatmış gözüküyor. Bu durumdan sonra da tabii ki direnç noktası cuma günkü en yüksek noktası olan 0.91 olarak takip edeceğiz.
Daha yukarıda 0.95 ve sonra 96 ve 1.02'ye doğru giden süreci takip etme ihtimalimiz olacak gözüküyor. Çünkü şu bölüm, üçgen bölümü artık yukarı tepkisel hareketlerle kırarak üst bölüme geçtikten sonra 1.02'ye hızlıca gitme ihtimalini meydana getirebilir. Tabii geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz artık 0.84 bölgesi ve kesin stop bölgemiz de 0.81 bölgesi olarak takip edeceğiz. Çünkü 0.81 altına artık tekrar düşüş yaparsa kanalın alt durumuna doğru düzeltme durumlarını devam ettirme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Külayrı gayrimenkul grafiğimizde de şablon durumumuzda gördüğünüz gibi çok fazla bir değişiklik olmamış. Bir tepkisel hareket vermiş ama tekrar üçgen durumumuzun içerisinde düzeltme kanal bölgemize yakın harekette ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.12 bölgesine hareketini devam ettirmiş gözüküyor. Tepkisel hareket verdiği için o bölge tabii ki direnç noktası olduğu için burada görmüş olduğunuz şu direnç noktamız çalışmış 2.30 bölgesi. O yüzden de o bölgenin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor daha yukarı gidebilmesi için. Oranın üzerindeki kapanışlardan sonraki direnç bölgesi 2.35 ve daha sonra da zirve bölümü olan 2.40 bölgesini takip edebiliriz. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz 2.12 bölgesi ve daha aşağıdaki 1.95 bölgesi de kesin stop bölgemiz olarak takip edilebilir. 1.95 altında düşüşler olmadığı sürece yukarıdaki 2.75 hedefimize doğru ilerleyen süreç devam ediyor. Vakıf gayrimenkul grafiğimizde de gördüğünüz gibi şablon durumumuzdaki üçgen bölümümüz doldurulmaya çalışılıyor ve bu bölüm doldurduktan sonra yukarı hareketlerle beraber şurada yapmış olduğu zirve bölümü direnç konumunda 1.75 bölgesi. 1.75'in üzerindeki kapanışlarla beraber yukarı sürecini başlatarak 1.95 hedefimize doğru olan süreci devam ettirebilir. Gördüğünüz gibi kısadaki en önemli destek bölgemiz 1.65 bölgesi. 1.65'ten sonra 1.55 yarı yarıya stop bölgemiz, 1.50 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilebilir. 1.50 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıdaki 1.95 hedefimiz halen daha geçerliliğini sürdürüyor.